Evet sevgili dostlar hepiniz yayına hoş geldiniz. 6. hafta Spor Toto değerlendirmelerinde bulunmak üzere yine bu hafta da sizlerle birlikteyim. Milli maçlar sona erdi ve tekrardan liglere dönüyoruz bu hafta özelinde ve gerçekten de zorlu bir Spor Toto bülteni döner dönmez bizleri bekliyor gibi gözüküyor. 6. haftanın gerçekten maçları birbirinden zorlu. Tabi bu zor bültende neler yapabiliriz, çifte şanslarımızı nasıl kullanabiliriz, hangi maçlarda sürprizler aranabilir. Geniş bütçeyle formül üzerinden değerlendirmeler yapan dostlarımız... Ee, hangi maçları kapatabilirler gibi konularda sizlere yine yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, benim yine yayın özelinde bellediğim bütçe 2048 lira arkadaşlar ki genel olarak da zaten sezon boyunca da bu bütçe üzerinden ilerleyeceğimi söyleyeyim. Tabii çok inandığım haftalar olur bunu bir parça yukarı çekebilirim ya da çok zor gördüğüm haftalar vardır çok inanmıyorumdur bültene. Ya bu hafta zaten devredecek gibi e, arkadaşlar diye düşünürüm mesela öyle bir ifade kullanırım o zaman daha da düşürebilirim ama genel olarak ben 2048 liraya fixlemeyi sezon boyunca düşünüyorum arkadaşlar. Ortalama bir meblağı yani tamamen e, her kesimin 3 aşağı 5 yukarı ulaşabileceği bir miktar olduğundan da böyle tercih ederim. Ama tabii ki herkesin hayat şartları farklı. Siz daha çok bütçe harcıyorsunuzdur ya da e, daha az miktarlarla oynuyorsunuzdur, daha keyifli oynuyorsunuzdur. Önemli olan burada her zaman söylediğim bir şey var ki bu yayından maksimum seviyede faydalanmanız arkadaşlar bu. Hoşunuza giden bir iki sürprizi alıp değerlendirerek de olabilir. İçinden çıkamadığınız maçlarda benim fikirlerime başvurarak da olabilir ama e, önemli olan bir şekilde faydalanmanız ve her zaman ama her zaman ki bu hayatta da böyledir. Spor tutuda da iddiada da her zaman söylüyorum. Son sözü kendiniz söyleyin arkadaşlar. Yani son tercihleri her zaman kendiniz yapın. Beni dinleyin farklı bu işe e, gönül veren yayıncıları dinleyin ama son kararları her zaman kendiniz verin ki o vicdanen en azından işiniz daha rahat olur arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi bir şekilde de önemli olan zaten buradan faydalanıp 15'e gitmeniz ya da bir en azından ufak da olsa bir miktar kazanmanız olacak. Tabi ee, tabii geçen hafta biliyorsunuz milli araydı. Ee, hani çok bir klişe vardır. Milli maçlarda çok büyük sürprizler çıkmaz diye. Yine nispeten o tarzda bir hafta oldu ama bir sürpriz var ki özellikle bir maç var ki değil mi? Gerçekten ya yani 9-10 tane en az mesaj aldım ya yani. tebrik, teşekkür. Hangi maç? Fransa-İtalya maçı değil mi? İtalya sürprizi orada. Ee, çok güzel bir şekilde yakaladık ki bana sorarsanız çok da yani benim futbol görüşüme göre çok çok büyük bir sürprizdi ama yani inanılmaz bir Fransa yüklenmesi vardı. %65-70'lerde galiba Fransa'ya oynanmıştı. İşte %10 küsürlerde bir İtalya e, tercih edilmişti yalnızca. İddiaya bakıyorsunuz değil mi? 1.47'lerde Fransa galibiyeti açılmış. Ya yani bu kadar da değil. Bu kadar değil. Tam iki takım arası şu anda fark olabilir. İtalya iyi bir dönemden geçmiyor olabilir ama bu da koskoca İtalya. Yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonlukları olan ee, çok köklü bir milli takım. O yüzden orada güzel de yakaladık ki e, çok da yine hani alıp İtalya sürprizini aldım senden 15'e gittim diyen dostumuz da oldu. Estağfurullah hani e, sayende yazmışlar ama orada önemli olan sizin de o tercihe inanıp o sürprize inanıp değerlendirmeniz arkadaşlar. Ya yani beni en çok tatmin zaten bu tarz tercihler oluyor. Yani bir tane böyle büyük sürprizi bile yakalsın her hafta. Benim için yeterli oluyor. Çünkü zaten bu bütçelerle, ortalama bütçelerle 15 maçı taraf tercihinde oradan 1-0-2 yaparak 15-14'ü yakalamak takdir edersiniz çok kolay değil ama yine elimden geldiğince e, mantık çerçevesi sizler için değerlendirmeler yapacağım. Tabi az sonra geçen hafta bir değerlendireceğiz ama özellikle İtalya sürprizinden faydalanan dostlarım için de şurada bir e, hatırlatma da yapmak istiyorum. Lütfen e, yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bu spor toto içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa her hafta düzenli olarak bu yayının gelmesini istiyorsanız sizlere ulaşmasını istiyorsanız göndereceğiniz beğenilerle bana Destek olabilirsiniz ee, çok sevinirim kanal e, kanalda büyütmem anlamında e, motive etmiş olursunuz beni çok da ciddi yardımlarınız olmuş olur yine lütfen abone olmadan izliyorsanız abone olun sevgili dostlar yani beğenler abonelikler ücretsiz ama bakıyorum e, çok büyük bir kısmı izleyicilerimizin kanala abone olmadan takip ediyor yayınlarımızı bu şekilde izliyorlar lütfen bu konuda da biraz daha e, sizlerden destek bekliyoruz arkadaşlar diyelim e, bu iki konuyu da hatırlat hatırlatmış olalım ve hızlıca bir geçen haftaya bakalım arkadaşlar ki yayın kolumuzda 14 bildiğini hatırlatayım. Ben de iki tane keza yine 14 var. hangi maçtan patladın derseniz de maalesef Hırvatistan Polonya maçı ona da zaten az sonra geleceğiz. Galler Türkiye maçında 0-2 almıştık. Bir kırmızı da çıktı milli takımımız yine. Hatta biraz da şanslıydık yani Galler'in çok net hak ettiği bir maçtı aslında ama çok gol kaçırdılar. Ama bizim için iyi oldu tabii ki 0-2 tercihimiz burada. Başarılı oldu. Fransa, İtalya zaten konuştuk. çok faydalı olmuş. Dediğim gibi ben de çok kendine tatmin olmuş hissediyorum bu konuda. değerlendirenleri de İtalya sürprizini tebrik ediyorum. Burada 1-2 almıştık. Sulamaya Avusturya sıfır koktuğunu söylemiştim. Kazanan çıkarsa Avusturya olabilir diye 0-2'ye gittik. Maçta beklediğim gibi berabere bitti. Gürcistan Çekke benim için yine de değerli tercihlerden biri. Çekke çok ağır favoriydi. Çok 0-2 oynanmıştı ama Gürcistan sürprizini Uluslar gider Çıkışta olan milli takımdır. Atlamayalım demiştik ve 1-0'a gittik. Doğrudan ağır favoriyi karşımıza aldık ve bu da yine Değerli bir tercihdi arkadaşlar. 1-0 tercihimiz başarılı oldu. Gürcistan 4 de gol atarak kazandı. İrlanda İngiltere 0 hani yine bir spor toto oynuyoruz. Bir koyalım ne olur ne olmaz dedik ama İrla İngiltere beklendiği gibi rahat kazandı. Bizim de 0-2 tercihimiz başarılı oldu. Almanya Macaristan tek geçtik. Bu kez Macaristan sürpriz yapamaz dedik ve beklentiye gitti. Hollanda Bosna yine tek geçtik. Hollanda galibiyeti çıktı. Yunanistan Finlandiya bir Finlandiya sürprizi gelir mi diye denedik yine ama Yunanistan beklendiği gibi kazandı. 1-2 tercihimiz burada vardı. Bulgaristan Kuzey İrlanda çok sıfır kokuyor ama bir ikiye gidelim bir gol atan e, maçı da alabilir demiştik. Atanın alacağı maç gibi gözüküyor demiştim. Öyle de oldu Bulgaristan ilk yarıda golü buldu ilk yarının sonlarında maçı da kazandı. Danimarka Sırbistan mesela yine değerli bir tek burada oluru 1-0 değil mi? Hani Danimarka yenilmez ama bütçe harcamadan bütçeyi farklı yerde kullanarak mesela İtalya sürprizini harcayarak burayı tek geçerek Danimarka galibiyetini tekten değerlendirmiştik. Bir risk aldık ve meyvesinde meyvesini de verdi. Slovakya, Azerbaycan tekten Slovakya galibiyetine gittik. Başarılı oldu. Hırvatistan, Polonya beni çok yaralayan bir maç oldu gerçekten. Hiçbir kolonunda ne yazık ki Hırvatistan galibiyeti yok. Polonya'yı mı çok güvendim, Hırvatistan'a mı çok küçümsedim bilmiyorum ama e, iddiada da hatta bir golünü e, önermiştim Polonya'nın. işte yayında da, gruplarda da. O da gelmedi. Ya yani ben hakikaten sağdan soldan beni nakat eden bir karşılaşma oldu. İki tane 15'i kaçırmış oldum. Sağlık olsun diye. Başka haftalara kısmettir inşallah. Portekiz-İskoçya maçı tekten bir olarak geçtik. Çok da zorlandı Portekiz ama yine de kazandı. İsveç-Estonya tekten bir geçtik kazandı. İsviçre-İspanya enteresan da maç oldu. İspanya öne geçti 2-0 yaptı. Kırmızı kart gördü vesaire ama bir şekilde e, geçiş hücumlarıyla karşılaşmayı kazanmayı bildi. 0-2 tercihimiz burada başarılı oldu. İspanya'nın 4-1'lik galibiyetle diyelim. Ve hazırsanız da sevgili dostlar şöyle yavaş yavaş e, 6. hafta değerlendirmemize geçelim. Tabii ki beğenileri gönderdiniz sevgili dostlar ve kanalımıza abone olduysanız diyelim. Evet Alanya Spor, Hatay Spor dakika bir gol mü bence dikkat edilmesi gereken bir karşılaşma arkadaşlar. Alanya değil mi iç sahada çok kazanacak gibi gözüküyor belki. Oynanma yüzdeleri de bunu gösteriyor ama Hatay tarafında önemli bir gelişme var. Rıza Çalınbay göreve geldi. Özan Pulat'la yolları ayrıldı. Ligimizde biliyorsunuz özellikle ligimizde dünya futbolunda Avrupa Futbolu'nda da böyle ama özellikle ligimizde yeni teknik adam biraz da böyle işin tabiri caizse argo tabirle kaşarı biraz da böyle tecrübeli bir teknik adamsa geldiği takıma mutlaka bir etki eder. Mutlaka bir dokunuş yapar. O yüzden Hatay tarafından da yani Hatay içinde bu e, fırsat maçlarından biri olacaktı tabii ki. Rıza Çalınbay da çok tecrübeli bir teknik adam. 60 yaşının üzerinde yanılmıyorsam 60 rahat vardır diye düşünüyorum. Yani çok gerçekten buraların tozunu ütmüş. Anadolu'da çalışmış. Büyük takımda görmüş. iki kere beş taş yapmış. E, ülkenin önemli teknik adamlarından biri. Alan yedi hatırlarsınız milyar öncesi çok iyi bırakmamıştık. Onlar da tabii ki mutlaka çıkış maçı olarak bunu görmek isteyeceklerdir ama kolay maç olmayacaktır. Ya şu konu üzerine ben aslında çok kafa yordum. Tamam Alanya evet kazanabilir. Ben de bir, biri bir işaretleyeceğim. Yani onu artık hani milyara dönüşü Bir maç kazanacaksa da Alanya Spor Hatay'da aslında kağıt uygun bir rakip ama sürprizi neyle arayacağız? Sıfırla mı ikiyle mi? Çok gidip geldim arkadaşlar ama Hatay'a yine de yine de maçı kazandıramadım açıkçası. Yani yine de buradan bence alacağı maksimum beraberlik olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bir Abu Bakar takviyesi de geldi. Beşiktaş'tan Abu Bakar'ı da Hatayspor Hatay Spor aldı ama yani yine dediğim gibi kafamda maçı oynadığımda Hatay'a maksimum bir puan yazabiliyorum ama farklı bir kolonda biraz daha belki düşük bütçeyle değerlendireceğiniz bir e, Sportoto kuponunda da bir iki tercih. 1 iki ya da bilmiyorum belki sıfır iki de yapabilirsiniz. E, denenebilir arkadaşlar. Ben hafif böyle ikilemde kalsam da dediğim gibi kafamda maçı oynayarak Hatay'a kazandıramadım. O yüzden birin yanına, beklentinin yanına, Alanya galibiyetinin yanına ben sıfırı koydum. 1 ve sıfır yönünde. Bülten'in bülten ilk maçını değerlendirdim. Antalya Adana Demirspor küme düşmenin en ciddi adaylarından biri olan Adana Demirspor değil mi? Yani Antalya da gerçi öyle. Antalya'da ben çok beğenmiyorum. Çok yaşlanan bence yetersiz bir kadrosu var. E, 6 puanlık maç aslında. Küme düşmeme yolunda çok kritik bir karşılaşma. E, tabii ki Demirspor burada daha dezavantajlı olan taraf. Deplasmanda oynuyor işte inanılmaz kan kaybetti. Kalesinde liseli bir çocuk var, genç arkadaşımız var. E, Deniz kardeşimiz ona da başarılar dilerim. Çok erken başladı kariyerine ama iyi de bir kaleci olur inşallah. Yani bütün ibra aslında Antalya Spor tarafını gösteriyor ama oynanma yüzdesine bir bakalım sevgili dostlar beraber. Yüzde kaçla Antalya tarafı tercih edilmiş? Şu anda güncel olarak yüzde 65 sevgili dostlar. Yüzde 65 de Antalya tarafına galibiyet yönünde bir değerlendirme yapılmış Sportoto'da. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım burada mutlaka bir sürpriz aramamız lazım sevgili dostlar. Sadece ama sadece Sport Auto mantığını devreye sokarak bile mutlaka bir sürpriz aramakta fayda var. Ben 6 puanlık maç olmasından kaynaklı Antalya Spor'un da kazanma önünde gemileri yakarak oynayacak olmasından kaynaklı Demirspor galibiyetine de burada yer verdim arkadaşlar ki çok düşük bir oynanma yüzdesi var. %16'lık yüzdeyi bence kaçırmamak lazım. Ama tabii ki Antalya tarafında maçın beklenti yönüne gitmesi ihtimalini düşünerek yani düze gitmesi Antalya galibiyetinin çıkması ihtimalini düşünerek yazacağız. Bir zaten maçın oluru. Bütün Türkiye bir oynamış zaten ama iki ile büyük sürprizi burada mutlaka kaçırmayalım sevgili dostlar. İsterse Antalya dört tane beş tane atsın ama bence e, spor oynuyorsak bu önemli fırsat sürprizlerinden biri. En azından denememiz lazım. Denemekten zarar gelmez sevgili dostlar. Bodrum FK Başakşehir maçı. Bodrum enteresan bir takım. Hani böyle acaba e, bütün maçlarını kaybede kaybede Averaj takım olacak derken bir Konya galibiyeti hatırlarsanız almıştı. İlk yarıdan da acayip acayip bir 45 dakika oynamıştı ama sonra baktık Göztepe deplasmanına yine aynı tas aynı ama Hatta seyircisiz de maçtı ama Göztepe'ye karşı hiç etkili olamadı. Ya Başakşehir gibi tabii yani Anadolu takımı olarak lanse edersek Başakşehir'i Anadolu takımlar arasındaki en kaliteli, en geniş kadroya sahip. Tabi e, tabii bir Avrupa serüveni onlar için de başlayacak. Geniş, yoğun bir sezon olacak ama kadro kalitesine değerinde baktığımızda Tamam belki çok kolay maç olmayacaktı. millere dönüşü bir de ama Başakşehir tarafının burada ağır bastığını kabul etmek lazım arkadaşlar ve ben sürprizlerin de açısı farklı farklı yerlerde denediğimden kullandığımdan dolayı burada bütçe harcamadım doğrudan Başakşehir'e güvendim ki e, çok da yani net bir tek midir değildir ama risk alınabilir mi? Alınabilir. Başakşehir o güveni verdi mi? Sezon başından biri verdi. Yani Anadolu Anadolu takımlarına karşı en azından bu tarz maçlarda bence üstünlük kurabilecek bir takım. O yüzden doğrudan maç sonucu 2'yi tekli olarak değerlendirdim burada arkadaşlar. Aynı fikirdeyseniz tekli olarak alabilirsiniz diyelim. Galatasaray Çaykur maçı tabii yine bütün Türkiye'nin maç sonucu bir yönde değerlendirme yaptığı bir karşılaşma. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Galatasaray yanılmıyorsam herhalde iç sahada çok uzun süredir mağlubiyeti yok diye hatırlıyorum. Geçen sene zaten mağlubiyet almadı. Önceki sene de en son ne zaman kaybetti inanın hatırlamıyorum ben. Çok gerçekten iyi bir iç saha takımı varsa yani sadece Türkiye geçin değil, Avrupa standartlarında da çok iyi bir iç saha takımı. Ama bir iç huzursuzluk var mı Galatasaray'da? İşte bir yönetimle taraftar arasında iyiden iyi açılma. Erden Timur'un görev bırakmasından sonra bu eee sıkıntının iyiden iyiye büyüme durumu var mı? Çok net var. E, o simen transferi geldi. Çok önemli transfer tabii ki. Sol bekede mesela Jakobs vesaire geldi. Bir iki takviye yapıldı ama Biraz daha bu sanki böyle yani tabiriyleyse biraz o yüze makyaj yapıldı. Yani biraz böyle asıl sıkıntılar hasır altı edildi ki bu da bir taktiktir. Yani yönetim de tabii ki daha uzun kalmak adına bunlara da zaman zaman başvurur. Ee, ben bu karşılaşma üzerinde çok net değilim arkadaşlar. Yani Galatasaray alır ka alır kazanır vurur geçer diyemiyorum. Mesela az sonra bir hemen hatta bundan sonra bir Fenerbahçe maçı yorumlayacağım. Orada çok netim mesela. o Çok yanıltacağını sanmıyorum ama bu maç e, benim biraz böyle nasıl diyeyim bir canımı sıkıyor arkadaşlar. O yüzden zaten burada bütçe kullandım. Neden kullandım derseniz de yani büyüklerden Anadolu takımları özelinde şöyle gelip deplasmanla hakikaten biraz da şansını yardımıyla puan alabilecek yegane takımlardan biri bence Rize tarafı arkadaşlar. Tabii şunu diyenleriniz olabilir. Ya bu takım daha yeni işte birkaç hafta, iki hafta önce, 3 hafta önce neyse Fenerbahçe'den 5 yemedi mi? Evet ama neden beş yedi? Çünkü iç sahada oynamaya çalıştı Fenerbahçe'ye karşı. Bir, ikincisi kalecisi saçmaladı. Yenilen 5 golün 3'ünde falan Gökhan Akkaya'nın imzası var. Zaten sözleşmesini feshedip göndermişler. Bodrum Spor almış. O yüzden dediğim gibi İlhan Palut faktörü de var. Büyük takımlara karşı ekstra motive oluyor. Bir de son dönemde böyle 5-6 çok yemeye başladı biliyorsunuz. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan. O yüzden çok ekstra motive olacaktır. İki takım arasında bir husumet de var. Şimdi Galatasaray taraftarına sorun. En sevmediğiniz 3 tane takımı sıralayın diyelim de. Hadi Fenerbahçe yine derler. Beşiktaş'ı derler ama 3'e de Çaykurize yazarlar. Yani Trabzon'dan vesaireden önce bir Çaykurize ismi gelir oraya. O yüzden zor maç arkadaşlar. Göründüğünden bence daha sıkıntılı maç. 3'te 3'te de başlayan bir Galatasaray var ama 3'te 3 e, 3'te 3 9 puan yapacak oyunu oynadı mı? Bana sorarsanız oynamadı. O yüzden sürprizi burada aradım sevgili dostlar. Ben yine bütçe kullandım. Güveniyorsanız Galatasaray tek geçebilirsiniz ama ben maç sonucu sıfırla sürpriz aradım. Çünkü Rize'nin ne olursa olsun gidip e, Aslan Tepe'de de Galatasaray yenmesini beklemem ama bir iyi kaleci performansı, bir Galatasaray kırmızı kart, bir hahu derken Türkiye Ligi burası biliyorsunuz bir var kararı beraberlik çıkarsa da aa nasıl oldu diyeceğim bir karşılaşma değil. O yüzden maç sonucu sıfırda atlamayalım. Ben 1 ve 0 yönünde değerlendirmemi yaptım. Dikkat ederseniz zaten karşılaşma üzerinde 4-5 dakikadır konuşuyorum. Tamamen bu sürprizi anlatmak adına arkadaşlar ama güvenenler varsa, bütçe harcamak istemiyorum diyenler varsa doğrudan tek de geçebilirler. Ben kendi adıma bütçe harcadım. Kasımpaşa, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu çok zorlandığı bir deplasman değil. Zaten deplasman değil kağıt üzerinde. Yani gidip Kadıköy'den Beyoğlu'na bir karşıya geçip hemen oradan sapıp köprünün yanından maça çıkacaklar hemen. Zaten Beyoğlu'nun altında böyle yerin altı gibi biliyorsunuz biraz da düşük şeyde seviyede bir stadyum. Orada maça çıkacaklar Kasımpaşa'ya karşı. Özellikle Fenerbahçe bu, buradaki maçları daha çok daha rahat oynuyor. Yani biraz daha Kasımpaşa Kadıköy'de Fenerbahçe problem yaratabiliyor. Çünkü Kadıköy'de o taraftarın önünde o atmosferde o baskıda daha kapalı oynuyor. Daha işte geçiş hücumlarına dayalı bir futbol tercih ama burada daha rahat oynuyor Kasımpaşa. Kendi evinde Galatasaray'da gelse Fenerbahçe'de gelse üzerine gidiyor üzerine gidince tamam gol veya goller bulabiliyor ama bulduğunda iki katını genelde yiyor hatırlayın böyle büyük takımlara karşı Kasımpaşa'nın oynadığı maçları işte Kasımpaşa Fenerbahçe değil mi ee, 1-4 1-5 5-2 Galatasaray'ın geçen sene maçı hatırlayın 4-3 Galatasaray kazanmıştı gidip gidip gelen acayip maçtı o yüzden Kasımpaşa kendi oyun anlayışından burada taviz vermeyecektir ve oynayacak bir Kasımpaşa'da Fenerbahçe bence yenecektir. Ki Kasımpaşa'da ya dedim dediğim gibi özellikle deplasmanda Fenerbahçe'nin şansını tuttu takımlardan biri. Yani bir de ligimizde böyle eşleşmeler vardı mesela Fenerbahçe'nin Rizespor'a Kasımpaşa'ya çok şans tutar. İşte Galatasaray Konya'ya mesela kolay kolay yenilmez gibi gibi bu tarz örnekler çoğaltılabilir. Ben bütçe harcamadım arkadaşlar. Tek tercihim burada. Maç sonucu 2 oldu. Fenerbahçe milyara dönüşte bence kazanarak başlayacaktır. Kayseri Spor, Eyüp Spor maçı hatta şöyle 3 tane üst üste çok zor maçımız var arkadaşlar. Kayseri, Eyüp, Samsun, Konya, Sivas, Gaziantep. Yani bu 3 üç maçın 3'ü de çok zorlu ve 3 üç maçın 3'ünde de bence beraberlik ihtimali var. Bana sorarsanız 2 tanesi en az beraber bitecek arkadaşlar bunların. Şimdi Kayseri-Eyüp'te öyle bir oynanma yüzdesi var ki zaten. Yani %36 Kayseri, %31 beraberlik, %33 maç sonucu iki Yani bütün Türkiye ikilemde kalmış. 1-2 oynanan, oynayan çok olmuş. 1-0, 0-2 kapatanlar çok olmuştur. Bir kere zaten Geniş bütçeli oynuyorsanız, bu işe epey bir bütçe ayırıyorsanız, satrı sayıları rakamları ayırıyorsanız, formül yapıyorsanız kapatılacak maçı haftanın. 3 ihtimalli maç yani. Burada e, çok da kafa yormayabilirsiniz ama ben tabii sınırlı bir bütçeyle oynadığımdan kaynaklı çift tercih alacağım burada. Hangi tercihlere gideceğim? Şimdi iki takımı karşılaştırıyorum. Kadro olarak hangisi daha üstün basıyor? Eyüp tarafının bence daha iyi, daha tecrübeli bir kadrosu var. Kayseri zaten biliyorsunuz ya doğru düzgün transfer yapamadı. Burak Yılmaz'la devam ediyorlar. Ama iç sağ avantajı var. İç sağda oynayacak olan bir Kayseri var. Ama daha iyi başlayan, daha üstün üzerinde henüz mağlubiyeti olmayan Eyüp karşısında işleri kolay olacak mı? Olmayacak. Bir de biliyorsunuz iki kankanın maçı Burak Yılmaz, Arda Turan'a böyle bir kardeş payı yapma ihtimalleri de olabilir. O yüzden ben bir beraberlik ihtimalini bir kere atlamayalım diyorum. Zaten dediğim gibi şu üç maçın üçünde de bence beraberlik ihtimali var. Ha bilmiyorum üçü belki üçü de 1-2'ye gider. bir Kazanan çıkar bilemem ama ilk bakışta net beraberlik kokan maçlar. Ben sıfır yazacağım ama hangi takım kazanmaya daha yakın derseniz yani ilk işte 4-5 haftada hangi takım daha iyi sinyaller verdi derseniz Eyüp tarafı arkadaşlar. O yüzden e, milyar öncesi daha iyi bulduğum takıma da bir işaret koyacağım. Yani sıfırın yanına koyacağım tercih burada. iki olacak arkadaşlar. Tek geçecek maç kesinlikle değil. Yani bu bütçe harcanacak maç en az iki tercih olarak önerdiğimi bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Samsun Konya maçı yani e, Enteresan iki takım. Hani Samsun'la da çok güven olmuyor. Konya'da böyle artık kazanır dediğiniz maçta gidiyor takılıyor. Burada mutlaka artık puan kaybeder dersiniz. Karşınıza alırsınız gider oradan puan çıkarır. Yani gerçekten dengesiz iki Anadolu takımı diyebiliriz. Tabii Samsun daha iyi sinyaller veren taraf. Biraz daha böyle cesur daha gözü hoş gelen bir oyunda olduğunu atlamamak lazım Thomas Reis ile beraber. Ama Konya için de milli ara dönüşü bir fırsat maçı. Konya tabii ki beraberliğe gelecektir. Samsun'da açamazsa ya da işte Konya belki bir gol bulursa çok kolay maç olmaz Samsun tarafından ki çok da Samsun yönden bir değerlendirme yapılmış ama ben Samsun Spor'da iç sağlı oynamasına rağmen hala daha çok güvenemiyorum arkadaşlar. O yüzden bana göre haftanın net beraberlik maçı. Yani ben diyorum ki Konya öne geçse Samsun yakalar, Samsun öne geçse ne yapar eder? Konya golü bulur tam da sanki böyle 1-1 hatta belki 0-0 bile Bitmeye yakın bir maç o yüzden tek tercihim tekten burada sıfır tercih arkadaşlar doğrudan beraberliği bu karşılaşma üzerinde attım burada Sivas Gaziantep yine müthiş zorlu bir maç baktığınızda istikrar problemi olan iki takım mücadelesi Antep özellikle spor otocuların böyle çok e, haz ettiği bir takım değildir son bir iki yıldır yine böyle Konya gibi yani karşınıza alırsınız hafta sürpriz yapar e, Leyne tercih alırsınız. Bu, bu, hafta iç sahada kaybetmez derseniz deplasman takımı gider kazanır. Çok illet bir takımdır yani. Hakikaten Gaziantep iyi de transferler yaptı orada arada. Yani bayağı en azından e, baktığında şöyle milli boyunca hep böyle bir uygulamalarımız var işte kullandığımız. Orada hep bir Antep'in her gün bir Antep işte. Bilmem nereden Antep'e geçmiş. Bilmem nereden Antep'e transfer hep bir transfer yaptıklarını da gördük. Yani belli ki Selçuk Hoca ve ekibi sıkıntıyı tespit etmiş. Yani bu kadroyla biz ligde kalamayız diye düşünerek en azından takviyeleri yapmışlar. Tabii nasıl bir Antep bulacağız? E, soru işareti ama Sivas konusunda biraz daha net şeyler söyleyebiliyoruz. Yani Sivas zor bir deplasman. Anadolu'nun bana göre bana sorarsanız ya Trabzon'u tabii bir kenara bırakıyorum. Onu artık hani dördüncü büyük olarak kabul ettiğimizden dolayı ama Anadolu'nun bence en zor deplasmanı. Hatta benim için zor deplasman hep söylerim tabiridir. Yani Sivas deplasmanı zor deplasmandır. E, ama şöyle de bir şey var. Yine istikrar problemi var. Yani dengede giden maçları kendi çevirmekte zorlanan bir Sivas takım var. Ama iç sahada oynuyor ya. En azından e, ya ne yapar eder? Ben puanı cebine koyar diye düşünüyorum burada arkadaşlar Sivas tarafı ki çok da beğen, beğendiğim bir takım değil. Ya Antep tarafında mesela çok kapalı kutu bir takım ama hani Sivas'ta oynanacak bir maç Antep'in öne geçtiği bir senaryoda Sivas yakalayabilir mi? Yakalayabilir mi? Sivas öne geçerse Antep oradan maça dönebilir mi? İşte o çok kolay olmayabilir. O yüzden diyorum ki 1 ve 0 burada. Sivas yenilmez tercih benim için biraz daha ağır bastı arkadaşlar ama tek geçmek isteyen varsa yani bütçe harcamak istemeyen böyle daha düşük meblağlar oynayanlarınız varsa bence bu da beraber etmeye çok yakın arkadaşlar. Yani Samsun, Konya, Sivas, Antep bence haftanın beraberlik maçları gibi. Bir de dediğim gibi Kayseri Eyüp de bunlara eklenirse benim adıma çok sürpriz olmaz sevgili dostlar. Trabzon Beşiktaş, Şenol Güneş geldi Trabzon'a bir son dans yapmaya çalışacak. Last Dance biliyorsunuz o Chicago Bulls, Michael Jordan belgeselinde izlemeyenleriniz varsa da mutlaka izleyin. Müthiş bir başyapıt tadında bir belgesel. Şenol Hoca bir son dans yapmaya çalışacak. Tabii ya, Trabzon'u iyi bildiği kadar Beşiktaş'ı da çok iyi bilen bir teknik adam. İki dönem Beşiktaş'la çalıştı. İşte iki sene şampiyonluğu var. Şampiyonlar Ligi'nde e, Avrupa'da yaptığı önemli işler var. Ve e, adının verildiği stadyumda da teknik direktör olarak çıkmanın onurunu ve gururunu yaşayacak. Yani gerçekten çok özel bir duygu olsa gerek bir insan için. Ha, ben başarılı olacağına inanıyorum, inanmıyorum açık söyleyeyim. Artık bence yani Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş çok büyük hizmetleri oldu. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük üç teknik direktörü ama teknik direktör olarak en azından devirleri net bir şekilde bana sorarsanız kapandı ama Şenol Güneş bir heyecandır. Trabzon halkı için her zaman bir motivasyon kaynağıdır. E Beşiktaş gibi bir maçla da başlıyor yani ayağının tozuyla. Hınca hınç dolu bir tribün olacaktır yani. Acayip de bir atmosfer olacaktır. O yüzden kolay maç değil. Beşiktaş adına bir kere kolay maç değil. Ama Trabzon'da mevcut kadrosuyla Son bıraktığımız görüntüsüyle her ne kadar Şenol Güneş faktörü devreye girecek olsa da ya bu Beşiktaş'ı bu kadar oyun gücü yüksek bir takıma ne kadar problem çıkarabilir? Bu konu üzerinde biraz daha kafa yormak lazım arkadaşlar. Normalde Trabzon-Beşiktaş maçları benim gözümde kolay kolay beraberliğe sekmez. Hele Trabzon'da oynanan maçlar genelde 1-2'dir. Ama ben bu kez Şenol Güneş faktörüne rağmen e, burada Trabzon galibiyetini arayamıyorum sevgili dostlar. Beşiktaş ne yapar eder bu oyun gücüyle yeni takviyelere beraber ya özellikle artık bu maçlarda iş yapabilecek bu maçları çok iyi oynamadığında bile gününde olmadığında bile çözebilecek oyuncuları da olan Beşiktaş olduğunu atlamıyorum. yani Rafa Silva'lar, Immobile'ler böyle bir kötü oynarsınız. Trabzon gümbür gümbür geliyordur ama bir ara pas Rafa Silva'dan Immobile'e bir şut bitmiştir yani maç. O yüzden Beşiktaş tarafını galibiyete yakın görüyorum. Bence kazanma yakın. Ama e ekleyeceğim ikinci tercih burada sıfır olacak arkadaşlar. Yani Trabzon tarafından bir galibiyet beklentisine açıkçası kendi adıma gidemedim burada diyelim. Geçelim Avrupa maçlarımızı Leipzig Union Berlin mücadelesi. Ya tabii ki Union Berlin savunma karakterli bir takım burada kapanarak kontrollerle geçişimlere problem yaratarak işler yapmaya çalışacak. Bir gol bularak problem yaratmaya çalışacak ama Leipzig çok iyi bir iç saha takımı. son maçta milyar öncesi Leverkusen deplasmanda çok önemli bir sürpriz yaptı. 3-2 ile orada Leverkusen tarafında geçmeyi başarmıştı. Asıl maç asıl o maçı önemli kılacak olan karşılaşma bu olacak. Union Berlin'de iki sene önceki görüntüsünün açısı altında. Yani bir Leipzig, gelecek Leipzig golüne bakar bu karşılaşma. Leipzig oyunu açtığı anda, maçı açtığında, golü bulduğunda anda gerisi çorap söküğü gibi gelecektir bence. Ben Leipzig'in burada hücum gücüne iç sahada güveneceğim arkadaşlar ve doğrudan haftanın teklerinden biri olarak maç sonucu biri burada atacağım. Yanına ekstra koyacağım bir tercih burada olmayacak. Ee, Mars Nice mücadelesi yenilenen bir Mars ile Dezay ile beraber çok önde savunma hattını orta sahaya kadar çıkararak çok yine gözü hoş gelen, bol gol atan, yani 3 atsa 2 yiyen, yani, işte 3 3 yese 4 atmaya çalışan keyif veren takımlarından biri oldu daha şimdiden Avrupa'nın Marsilya. Ve ya yani iç sahada kazanma yakın olduğu bu maç. Marsilya taraftan önde Velodrom'da kendi oyun gücüyle Nice'i yenebilir mi? Yenebilir. Geçtiğimiz sezonlara da kıyasla çok da iyi biriniz olduğunu söyleyemeyiz ama Marsilya'da savunmasına güvenmek zor sevgili dostlar. Mesela Reims maçı var inanılmaz başladı. Maç ilk yarıdan 4-0 olması lazım. Ama e, baktığınızda maçın sonucu 2-2 mesela. Marsilya orada yakalandı. Neden? Çünkü savunmasında problemler var. Çünkü Dezerbi'nin oyun anlayışı biraz da bunu gerektiriyor. Savunma zafiyetleri her daim yaratmıştır. O yüzden yine burada da ben sıfırı atlamakta fayda olduğunu düşündüm arkadaşlar. Marsilya kazanmaya yakın ama birin yanına sıfır koydum. Çünkü Marsilya'nın dediğim gibi takım savunmasına güvenemiyorum arkadaşlar. Ben tekli geçmedim. Birin yanına sıfır koydum. 1 ve 0 yönünde değerlendirmemi yaptım. Tottenham Arsenal Londra derbisi iki takım arasında tabii ciddi bir rekabet var. geçen sene Arsenal burada kazanmıştı ama şampiyon olamamıştı sonunda. Ya tabii ki Postecoglou'la beraber Tottenham da çok geri atmadan iç sahada oynayacaktır. Çata çat maç olacaktır. Muhtemelen goller falan da gelecektir karşılıklı. Bol golde bir karşılaşma evrilme ihtimali yüksek ama ağır basan taraf bence kaliteli olan ve yine takım savunmasını çok ama çok daha iyi yapabilen Arsenal tarafı olmaya aday arkadaşlar. Zordur bu maçları tek geçmek büyük bir risktir. Bir derbi en nihayetinde çok da büyük bir karşılaşma ama ben Arsenal kalitesinin burada oyun gücü kaynaklı ve takım savunması kaynaklı ağır basmasını bekliyorum arkadaşlar. Zor ama tek tercihim burada maç sonucu 2 oldu. Haftanın riskli teklerinden birini yine burada değerlendirdim. Real Sociedad Real Madrid yine çok zor bir maç. Birçok kişi belki çiftli alacaktır, belki kapatacaktır ama ben burada da tekli bir tercih geçeceğim arkadaşlar. O da ne olacak? Real Madrid galibiyeti olacak. Aslında Real Madrid'in oyunu bu sene çok beğenmiyorum. Ciddi eksikleri de var. Bellingham'ın oynamayacağı söyleniyor. Militao e, Brezilya'da mesela milli takımda sakatlandı. Yani zaten çok geniş bir kadrosu olmayan Real Madrid. Biraz rotasyon almadı orada. E, sekteye uğramış oldu ama mutlak kazanması lazım. Yani Barcelona'yla daha sezonun başında 5 puanlık bir fark oluşmuş durumda ve en azından ilk el Clasico'ya kadar ki çok da yoğun maç trafiğine girecek takımlar yani şampiyonlar ligi falan da başlayacak ee, yani Barcelona'nın da bir tık Hani geniş e, çok geniş kadrosu olmadığından kaynaklı puan kaybetme ihtimali sıkışık fiksürde artacak o yüzden Real Madrid için olmazsa olmaz maç çok zor deplasman kabul ediyorum çok sert bir takım Real yani Sociedad ama Real Madrid burada bir şekilde ama 1-0 ama 2-1 ama 4-3 fark etmez ben kazanır diyorum sevgili dostlar ne yapar eder ağırlığını koyar bu deplasmanda kazanır kazanamayacak gibi olursa da zaten bu işler sadece bizim ligimizde olmuyor. En çok da bizim ligimizde oluyor baktığımızda ya da daha çok bizim ligimizde oluyor ama Real Madrid'de mesela hakem lobisi hiç fena değildir böyle. Hani 5 puanlık fark zaten oluşmuş Barcelona'da. Yani bir hakem ettirmesi, bir vardan bir gel hocam bak durumu da olabilir mi diye düşünme, düşünmüyor değilim tabii. Barcelona taraftar olmamın da bunu söylememde etkisi olabilir ama fanatik de bakıyor olabilirim ama ee, ne olursa olsun bunları da atlamak lazım. O yüzden özetle maç sonucu buradaki tek tercihim oldu arkadaşlar? Yine zıtlı bir tektir ama e, alınması gereken bir risk olduğunu düşünüyorum. Girona Barcelona tabi çok ekstra bir Barcelona performansı. Belki çok gelmiş geçmiş en iyi Barcelona kadrolarından biri değil ama Hansi Flick gerçekten gelir gelmez imzasını attı. O kısıtlı kadrodan da Kısıtlı malzemeden de iyi bir yemek çıkardı şu ana kadar. Tabi dediğim gibi biraz daha sezon ilerledikçe işte Şampiyonlar Ligi, Lig, tekrar Şampiyonlar Ligi, Lig, O sıkışık fikstürde de bir Barcelona'yı görmek lazım aslında ama şu ana kadar çok iyi bir tat verdi Barcelona ve e, sezonda en zor maçlarından birine çıkıyor. Sezon başı itibariyle zor bir deplasmana gidiyor. Evet Cirona geçen seneki Cirona değil çok güç kaybetti vesaire ki onlar da yine Şampiyonlar Ligi oynayacaklar kadroyla Onların da işleri kolay değil ama ben çok çata çat bir maç bekliyorum. Milyara dönüşü iki takımda zaten Barcelona Real Madrid her maçlarını kazanmıyor bir oynuyorlar ama Girona'nın da ben çok geri adım atacağını düşünmüyorum ve geçer hatırlayın içeride dışarıda hatta her iki maçta yanılmıyorsam 4-2 kazanmıştı. İçeride dışarıda Barcelona'yı yenen bir Girona vardı. Onun da özgünle çıkacak olan bir takım. O yüzden burada artık bir sürprizi Barcelona'ya karşı bence denemekte fayda var arkadaşlar. Barcelona kendi oyun gücüyle yine kazanabilir. Güç kaybeden bir Girona'yı yine gidip yenebilir orada. İki işaretleyici ama maç sonucu birle de Girona galibiyeti de bence sürprizimizi mutlaka arayalım sevgili dostlar. Tek e, tekli olarak geçmeyelim. Ben 1 ve 2 yönünde bir kazanan çıkması yönünde değerlendirmemi yaptım. Atalanta Fiorentina çok cins bir karşılaşma. 3 ihtimalli maçlardan biri yine geniş bütçeler, formülcüler kapatma yoluna gidebilirler. Ben şöyle değerlendirdim. Benim çok da sevdiğim bir lig değildir açık söyleyeyim seriya. Yani o 2000'lerin başındaki seriyadan çok yıllardır uzak bir seriya var. Çok izlerken de keyif almıyorum yani. Mesela Napoli şey eee Spalletti'nin Napoli'si çok keyifliydi. Inter yine iyi bir takım. Çok geniş bir kadrosu var, kaliteli bir kadrosu var. Inter maçlarını yine zaman zaman takip ediyorum ama çok böyle dediğim gibi tuttuğumda birlikte yaşası. Şimdi maça baktığımızda sıkıntılı başlayan bir Atalanta var. Çok da tabii zor bir fikstürle de başladıklarını kabul etmek lazım ama yani net bir galibiyete ihtiyaçları var. Milli dönüşü Atalanta'nın net kazanma yönünde oynayacağı, riskler alacağı bir karşılaşma olacak bir kere. Geçtiğimiz sezon bu karşılaşma oynanacak olsaydı, geçtiğimiz sezonki Fiorentina olsaydı ben burada sürprizi Fiorentina galibiyetiyle arardım arkadaşlar ama mevcut Fiorentina, bu seneki Fiorentina görüntüsü bana gidip de Atalanta'yı deplasmanda yenecek takım imajını açıkçası vermiyor. Ama bir beraberlik ihtimali var mıdır? Atalanta'ya güvenebilir miyiz? Atalanta'yı tek geçip maç sonucu bir olarak değerlendirip arkamıza yaslanabilir miyiz? Hayır. O yüzden sıfırda koyacağım. Atalanta kazanırsa zaten beklenti yönünde. O yüzden 1 ve sıfır yönde değerlendirmemi yaptım arkadaşlar ama çok cins bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Yani böyle hiç hoşuma giden bir karşılaşma olmadığını söyleyeyim. O yüzden garantiye gitmek isteyenler, bütçeliler, formül yapanlar kapatabilirler. O ihtimalle o kapıyı da açık bırakmış olayım sevgili dostlar ve 6 hafta yayınımızı bu şekilde sonlandırmış olalım. Yine yarım saatlik bir zaman zaman sohbet tadında ama önemli detayları da yine es geçmeden bir yayın oluşturdum sizler için. Umarım keyifle takip etmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Hepinize Altıncı hafta üzerinde bol şanslar sevgili dostlar ve bir kez daha hatırlatmak gerekirse de lütfen beğen desteklerini unutmayalım sevgili dostlar. Yani bu yayınların, bu içeriklerin devamlı için e, beğenileriniz çok önemli. Abone olmadıysanız henüz lütfen abone olun sevgili dostlar. Abone olarak da destek olmayı unutmayın. Hepiniz de, hepinize e, kolonlarınızda bol şanslar, kolon şansı yanınızda olsun. Umarım yine en kötü bir tane iki tane güzel sürprizle böyle e, sizlere faydalı olabileceğim, katkı sağlayabileceğim bir hafta olur. Bir sonraki haftada 7. hafta değerlendirmelerinde görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.